Yaklaşık bir sene olacak işte. Yakınlarımızın bulunmasını, araştırılmasını, enkazın tekrardan araştırılmasını istiyoruz. Bir an önce yakınlarımıza kavuşmak istiyoruz. O gün felaket yaşamıştık, çok korkmuştuk. Herkes ne yapacağını bilmiyordu. Geldik buraya bir umutla, kardeşimin birini bulduk. Ama diğer kardeşim ve yeğenimi bulamadık. Halen de arıyoruz. İşte yıl dönümü olacak. Bekliyoruz. 53 kişi kayıp şu an. Haber alınamıyor. Haber alınamıyor. Gördüğünüz gibi arkada bulunan Rönesans'ta canlarımız hala kayıp. Başta Yıldız ablam ve Mehmet Şükrü İncil'i aralarında olmak üzere. Bir sene dolacak, acımız daha çok katlanıyor. Bulamadıkça daha çok içimiz yanıyor. Bir sene olacak ve şu an özlemle beraber daha da çok arttı. Lütfen sesimizi duyun, bize ulaşın, bize bilgi verin. Biz artık ne yapacağımızı, sesimizi nerelere duyuracağımızı şaşırmış haldeyiz. Canlarımız yok, canımız çok yanıyor. Bir haber bekliyoruz. Sadece ölü de olsa, yani cenazemizi istiyoruz. Bir yerleri olsun, bir duamızı edelim. Ne bileyim, artık kelimeler bile kifayetsiz, ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. Burası küçük görünüyor. Burası daha büyük bir alan aslında. Daha bir blokta... Yani burası depremin belki de ilk 15. saniyesi yıkıldı. Çok büyük bir sesle, çok büyük güçle düştü yere. Yani ben 9. kattaydım. Yani 8. kattaydım. İşte Atsu 9. kattaydı. Yani 9-10 tane artık katlar karıştı da. Bir kat üstümdeydi, öyle diyeyim. Yatağın üstünde, bebeğin üstüne kapanmıştım. Ve 9. kattan aşağı düştüğüm zaman ayaklarımın üstüne düşmüştüm. En başında ölümü kabul ettim. Yani çünkü hiçbir şey yapamadım. Çok sıkıştım. Sonrasında ikinci deprem oldu. Taşlar, betonlar tekrar üstüme düştü. Orada zaten kırıklarım bayağı oldu. Ama yani o anda hissettiklerimi anlatmak mümkün değil de. Yani çıktığımızda burası mahşer yeri gibiydi. Yani burada gördüğünüz şu anda arabaların geçtiği sokaklar, benzinlikler, her yer vefat etmiş insanlarla doluydu. Ya çok kötüydü. Yani içerisi bir de öyle bir şey oldu ki Rönesans'ta 4. 5. kattan yukarıya üst katlarda ayak bastığınız zemin yok oldu. Çünkü bina geriye doğru düştü. Yan yattı diyorlar ama aslında bina geriye doğru düştü. Bina geriye doğru düşünce yan duvarınız zemin oldu. Zemin yok oldu. Ben gibi, eşim gibi şans eseri işte kolonun bir yerine sıkışarak kaldığımız. Ya çok kötüydü ya. Yani duyguları ifade etmek gerçekten çok zor. Şimdi ben buraya gelince bile böyle şokundayım şu anda ve şey yapamıyorum. Yani yerini konumlanamıyorum bile. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Gerçekten çok zor. Tarifsiz yani. Hatay'ı çok sevdik. Burada yaşamadan çok mutlu olduk. İlk İstanbul'dan buraya geldiğimizde acaba sıkılır mıyız demiştik. Çok mutluyduk. Her şeyimiz, günümüz çok güzel geçiyordu. Yani tekrar da burayı benimsemiştik artık. Yani kendi memleketim benim Aydın. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ama Hatay gerçekten böyle bir ikinci memleketim gibi olmuştu. Şehrin içinde bundan geçiyorum ve tanıyamıyorum ve çok acayip üzücü bir şey. Yani burası bir